değilim ama 10 dakikalığına o rolü üstleneceğim. İlk konuşmacımız Sayın Hay Cohen Yanar Hoca. Bizlere Türkleştirme ile Özbilinç arasında Türkiye yapıları 1923-1948 başlıklı sunumunu yapacak. Herkese merhaba. Öncelikle bu geç kalmaktan ötürü yapacak bir şey maalesef. Bugün sizlere 1923-1948 yılları arasındaki Türk Yahudileri hakkında konuşacağım. Konuşmamın ana öğelerini Türkleştirme ve Yahudilerin öz bilinçliği oluşturacak. Burada görmüş olduğunuz iki adet resim var. Bu iki adet resimi çok sembolik olduğunu düşünüyorum. Birincisi Yahudilerin, tabii ki bu Yahudilerin İspanya'dan 1492 yılında Türkiye'ye gelişlerini temsili bir şekilde betimleyen bir resim. Görmüş olduğunuz siyah elbiseli kişiler, Yahudileri, onları karşılayan sarıklılar da Osmanlıları temsil etmekte. İkinci görmüş olduğunuz resim ise Nişantaşı'ndaki 1948 yılında İsrail Devleti de ilan edildikten sonra açılan İsrail Başkonsolosluğu, Taksim. Taksim'deki İsrail Başkonsolosluğu'nu görüyorsunuz ve Yahudilerin bayrağın göndere çekilirken ki dışarıdaki kutlamalarını görüyorsunuz. Benim ana konum Türkleştirme. Türkleştirmeden bahsederken Yahudilerin yaşadıkları kurumsal baskılardan, bu kurumsal baskıların yarattığı toplumsal etkilerden, dil kırım politikaları, daha çok Kürtlere karşı yapılan iskan politikaları sonucunda Yahudilerin bu siyasetten nasıl etkilendikleri üzerine konuşacağım. Daha sonra eğitim. Eğitimden sonra 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kimi olumsuzlukları görüşeceğiz. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak ekonomiden de bahsedeceğiz. Ekonominin Türkleştirilmesi üzerine konuşacağız. O zaman başlayabiliriz. Ama bir evvelki oturumda yanılmıyorsam Rahmet Diyekli arkadaşımız değindi. İspanya'dan kovulma üzerine. İspanya'dan 1492 yılından evvel de Yahudilerle Türklerin bir arada interaksiyon içerisinde olduklarını görüyoruz. Özellikle 1324 yılında Yahudiler Bursa şehri Osmanlılar tarafından ele geçirildiği zaman ilk kez Yahudilerle Osmanlıların karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Daha sonra 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ele geçirdiği zaman orada İstanbul'un içerisinde mukim bir Romaniyot adındaki Yahudilerle karşılaştığını ve millet sistemiyle beraber onlara çeşitli haklar tanıdığını biliyoruz. Tabii ki 1492 yılıyla benim de bir mensubu olduğum Sefaradi Yahudilerinin İspanya'dan Osmanlı topraklarına geldiğini biliyoruz. Burada görmüş olduğunuz ikinci Beyazıt arkadaşlarım zaten bununla ilgili evvelden konuştu, dolayısıyla bunu geçiyorum. Sadece ikinci Beyazıt'ın Yahudilerin bir kazanım olduğunu, bir zenginlik getirdiğini ve Kral Ferdinand'ın kendi devletini bu zenginlikten mahrum bıraktığını söylemiştir. Şimdi bunu 1923'te nasıl bağdaştıracağız? Şimdi 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin başına geçince bakalım acaba Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşleriyle İkinci Beyazıt'ın görüşleri birbirine paralel mi? 2 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir beyanat yayınlıyor. Yurdumuzda kendilerini yöneten Türkler ile kader birliği içine girmiş,
Bu ulusa karşı olan sadakatlerini kanıtlamış bir halk olan Yahudiler, bugüne dek yaşamlarını huzur ve refah içinde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürmeye devam edeceklerdir demiş. Şimdi bu çok pozitif bir açıklama. Ancak baktığımız zaman 1921 yılında kanuni esaside bir vatandaşlık tanımı yapılmış. Bu vatandaşlık tanımına göre Türkiye ahalisine din ve ırk farkı gözetilmeksizin Türk ıtlak olunur. Yani vatandaşsınız, işte din farkı yok, ırk farkı yok ve sizin adınız Türk. Atatürk'ün tanımına baktığınız zaman ise Yahudiler burada Türk olarak tanımlanmıyor. Türklerin hükümranlığı altında var olan başka bir halk olarak tanımlanıyor. Bu önemli. Ama tabii ki bu Atatürk'ün söylemiş olduğu kesinlikle pozitif. Şimdi ise Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hahambaşısı olan Chaim Nahum'dan bahsetmek istiyorum. Chaim Nahum ilk günden itibaren ve cemaat aynı zamanda Türkiye, yani o zamanki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Yahudiler Mustafa Kemal'in milli mücadelesine destek olmuşlardır. Hiçbir şekilde ayrılıkçı bir siyaset gütmemişlerdir. Bunun da bedelini Manisa'dan geri çekilmekte olan Yunan ordusu kimi Yahudilerin evlerini yakarak ve öldürmek suretiyle Yahudilere bu sadakatin bedelini ödetmişlerdir. 1923 yılında Lozan Anlaşması imzalandı. Üstteki resimde görüyorsunuz Chaim Nahum Efendi de Lozan Anlaşması'nın yapıldığı delegasyonda kırmızı daire içerisinde kendisi bir fiil aktif olarak bulundu. Lozan Anlaşması Yahudilere tebaalıktan vatandaşlığa geçişi sağlamıştır. Bu son derece önemlidir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından hemen sonra karşımıza azınlık karşıtı bir algı ile yeni bir toplum ortaya çıktı. Toplum Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan bütün problemleri azınlıkların kendi Türklere bir şekilde ihanetleri olarak yorumladı. Bunun en önemli dışa vurumlarını ileri Tevhid-i Efkar, ki siz şu anda bunun resmini görüyorsunuz, Paşa Eli, Türk Sesi ve Yanık Yurt gibi gazetelerde biz bunu görüyoruz. Çok önemli antisemitik propagandalar yapıldı. Yahudilerin, Yunanlıların işbirlikçisi oldukları yönünde çoğu yayın yapıldı. Aynı şekilde Akbaba adlı bir magazinde Yahudilerin Türkiye'nin kaynaklarını sömürdükleri ileri sürüldü. Tabii ki bu gazetelerin çoğunun sahiplerinin birer tüccar olduklarını ve kendi alanlarında Yahudi rakiplerini bertaraf etmek istediklerini de unutmamak gerekir. Bir şekilde gazetelerini Yahudilerin üstün olduğu alanlarda onları elimine etmek için kullanmışlardır. Bütün bu gazetelerde çıkan anti haberlerin sonucunda görmüş olduğumuz bir fenomen var. Edirne'de özellikle çok önemli, şiddetli gösteriler vuku buldu. Bunun sonucunda Edirne, Uzun Köprü ve Kırklar elindeki Yahudiler İstanbul'a göç etti. Ancak hiçbir zaman geri dönmelerine izin verilmedi bu Yahudilerin. Yahudilerin Gebze ile Çatalca arasında mobilite hakkı tanındı, seyahat hakkı tanındı Yahudilere. Şimdi ise öncelikle millet sisteminden bahsedelim. Şu anda görmüş olduğunuz mozaik bugün Rum Patrikhanesi'nin duvarını süsleyen bir mozaik. Burada Fatih Sultan Mehmet Rum Patrikine kendi yetkilerini tevdi ediyor. Millet sistemi sayesinde Yahudiler kendi şeriatları olan Alaha'ya göre kendilerini yönetmeye başlamışlardır. Kendi kendilerine vergilerini toplayıp vermişlerdir. Lozan Anlaşması sayesinde millet sistemi tarihe karışmıştır. Yahudiler birçok önemli hakkı bu anlaşma sayesinde kaybetmiştir.
ve Yahudilerin statüsü 1923-42 numara 1923 yılındaki Lozan Anlaşması'nın 42 numaralı maddesiyle sabitlenmiştir, belirlenmiştir. Bunların hemen ardında malum 1924 yılında halifelik kaldırıldı. Çeşitli söylentiler de dolaşmaya başlandı. İşte halifelik kaldırılıyorsa niçin Hahan Başılık gibi bir kurum kalsın? Yani koskoca halifelik kaldırıldı, Hahan Başılık mı kalacak diye söylentiler çıktı. Bunların hemen ardından yine Lozan Anlaşması uyarınca Hahan Başılığın yetki alanları sınırlandırıldı ve tabii ki bugün de olduğu gibi Yahudi cemaatinde bir laik bir de dini liderlik ortaya çıktı. Bu laik liderliğin başında Mishon Ventura ve Kalef Gabay isimli iki Yahudi devletle birebir müzakereye girerek Lozan Anlaşması'nın tanımış olduğu hukuki haklar konusunda feragat etmeye yönelik bir siyaset gütmeye başladılar. Bunun sonucunda da 1925 yılında Yahudilerin Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarından tek taraflı olarak feragat ettiğini görüyoruz. Şimdi ise üç önemli şahıstan bahsetmek istiyorum. Burada Türkleştirmenin hemen başındayız. İsmet İnönü 1925 yılında diyor ki, amacımız Türkiye'nin içinde bulunup Türk olmayan her unsurun Türkleşmesini sağlamaktır. Türklüğe karşı mukavemet eden tüm unsurlardan kurtulmalıyız diyor İsmet İnönü. Bunun üzerine de aynı yıl Avram Galanti ki kendisi Yahudi asıllı bir milletvekilidir. 1925 yılında Akşam Gazetesi'nde bir makale yayınlıyor ve bu makalesinde Yahudilerin mutlaka Türkleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ahmet Ağoğlu ise ki kendisi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman önemli bir lideri, asimilasyon ve entegrasyon siyasetinin partinin gütmesi gereken strateji olarak açıklıyor ve Yahudilerin mutlaka asimile edilmesi gerektiğini söylüyor. Buna eski dilde temsil adını veriyor. Şimdi bana göre benim konuşmamın en çarpıcı kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz şahıs Munis Tekinarp, namı değer Moïse Cohen. Kendisi bir Yahudi ama Kemalizmin en önemli endoktrine eden liderlerinden bir tanesi. Kendisi malumunuz, hepiniz biliyorsunuzdur, Yahudilikte 10 emir diye bir emirler bütünü var. Hazreti Musa'nın Sinay Dağı'ndan aldığı. Kendisi bunu Türkleştirme siyaseti için yontuyor. Buna Evamiri Aşere, yani 10 emir, Osmanlıcası diyoruz. 1928 yılında yapıyor bunu. Buna göre isimlerinizi Türkleştirin. Turkify your names for my Israeli friends. Türkçe konuşun, speak Turkish. En azından dualarınızın bir kısmı Türkçe olsun, pray Turkish in synagogues. Okullarınızı Türkçeleştirin, Turkify your schools. Çocuklarınızı Türk okullarına gönderin, send your kids to Turkish schools. Involve in homeland matters, yani yurt meseleleriyle alakadar ol. Türklerle düşüp kalk, bu benim terimim değil, gerçekten bu terimi kullanıyor, Türklerle düşüp kalk. Be in touch with Turks diye çevirdim ben bunu. Cemaat hayatından uzaklaş, renounce from communal life. Ülke ekonomisine katkıda bulun, do your part in domestic economy. Ve tabii ki haddini bil, know your limits. Şimdi bu 10 emirin bazılarının gerçekten tuttuğunu görüyoruz. Mesela birçok Yahudinin bugün Türkiye'deki ismi Türk ismi. İşte çocuğumuz askerlikte zorlanmasın gibi şeyler var. Mesela dün gece biz Neve Şerom Sinagogu'nda bir Hanukka kutlamasına gittik. Orada yapılan bütün konuşmalar Türkçeydi. Dualar olmasa da. Dolayısıyla bunun yine tuttuğunu görüyoruz. Bugün Ulus Özel Musevi Lisesi denilen okulun içerisindeki bütün tedrisatın
Türkçe yapıldığını, Türkçenin dominant dil olduğunu, İngilizcenin de tabii ki, İbranice ne kadar öğretilse de bütün öğrencilerin ağırlıklı olarak teneffüslerde İbranice konuşmadıklarını görüyoruz veya Ladino konuşmadıklarını görüyoruz. Vesaire. Şimdi bu evamiri aşere neye sebep oluyor? Yahudi cemaati, Yahudilerin Türkleştirilmesi cemiyetini kurmaya karar veriyor ve sinagogların içerisinde 1492 yılında kovulmuş olan Yahudilerin dili olan Ladino yerine Türkçenin ana dil olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında da Yahudi derneklerinin isimlerinin zorla Türkçe'ye çevrilmeye başlandığını görüyoruz. Şimdi ise eğitim üzerine konuşalım. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani eğitimin birleştirilmesi üzerine bir kanun çıkıyor. 5 minutes. 5 dakika in Turkish. Okay, so wonderful. So I'm going to skip a little. Okay, fine. Yahudi öğretmenlerin çoğunun işine son verildiğini söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli bazı konulara daha temas etmek istiyorum. Anlaşılan lafı bayağı dolandırdım. Yahudi öğretmenlerin yerine gelen Türk öğretmenlere çok yüksek maaş verilmesinden ötürü Yahudi okullarının çoğunun kapatıldığını görüyoruz. Daha sonra El Zaniego diye bir cinayet söz konusu. Bu Yahudiler için ilk kırılma noktası. Bundan bahsetmek istiyordum. Yahudilerin bu cinayete protesto etmeleri sırasında yaşadıkları problemler ve yine bu yapmış oldukları protesto gösterilerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli yaşadıkları problemlerden etraflıca bahsetmek istiyordum. Vatandaş Türkçe Konuş, 1928 yılında yapılan bir kampanya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılan bir kampanya. Burada özellikle Yunus Nadi, ki birçok Yahudi tarafından kendisi Yunus Nazi olarak da adlandırılır. Ungratefulness, yani bir nankörlükle suçluyor Yahudileri. Yahudiler ki 1492 yılında İspanya'dan kovuldu, siz sizi kovanların dilini konuşuyorsunuz. Kendi öz diliniz olan İbranice'yi de konuşmuyorsunuz. Ve bizim dilimiz olan ki biz sizi kucak açtık, Türkçe'yi konuşmuyorsunuzdan yola çıkarak kendi aralarında İspanyolca yani Ladino konuşan Yahudilerin tartaklanmasına varacak olan çeşitli dil kırım siyasetlerinin güdüldüğünü görüyoruz. 1934 yılında yaşanan Trakya olaylarından bahsetmek istiyorum. 1934 yılında başta Cevat, Rifat, Atilhan ve Nihal Atsız'ın başını çektiği kimi Türk ırkçılarının yayınlamış olduğu Anadolu gibi veya İnkılap gibi, Milli İnkılap gibi dergiler dolayısıyla Yahudilerin zor durumda kaldığını görüyoruz. Bu yine 1934 yılında Kürtlere yönelik yapılan İskan Kanunu'ndan yola çıkarak Yahudilerin İstanbul'da toplanmaya Yahudilerin ve bütün diğer gayrimüslim azınlıkların İstanbul'da toplatılmaya başlandığını görüyoruz. Bunun üzerine bizim bugün pogrom diye niteleyebileceğimiz olayların sonucunda çeşitli tecavüz vakalarının yaşandığını da biliyoruz. 8 bin Yahudinin Edirne'den kaçarak gerek İsrail topraklarını gerekse de İstanbul'a sığındıklarını biliyoruz. Biraz atlayarak gidiyorum. Şuturmadan bahsetmiyorum çünkü Halit Kakınç burada bana düşmez zaten kendisi burada. Şuturmaya çok az gireceğim. Yok siz halledersiniz, benim vaktim yok. Moderatör sonra çok kızar benim hocam. Hiç iyi olmaz yani. Veli nimet. Şimdi bir de devletin ekonomisinin Türkleştirilmesinden bahsetmek istiyorum. Hepiniz tanıyorsunuz zaten. Mahmut Esat Bozkurt, vakti zamanının ekonomi bakanı. Diyor ki Mahmut Esat Bozkurt, Türk ulusal bağımsızlığı ancak iktisadi bağımsızlığın kazanılmasından sonra tamamen gerçekleşmiş sayılabilir diyor. Bir de önemli bir daha sözü var. Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır. Hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı, dost düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsin diyor. Bunun üzerine İzmir İktisat Kongresi'nde Misak-ı İktisadi, yani Economic Pact adında bir belge yayınlanıyor. Bunun yansımalarını ise
Nafia Bakanlığı'nda görüyoruz. Bunun sonucunda gayrimüslim bütün devlet çalışanlarının işlerinden kovulduğunu, onların yerine Müslüman Türklerin atandığını ve bunun sonucunda da İspanyolca konuşulan ülkelere Yahudilerin göç ettiklerini görüyoruz. 1942 varlık vergisine tabii ki değinmeden bunu geçemeyeceğim. Bu yine ekonominin Türkleştirilmesiyle alakalı olan bir konu. O zamanın hükümeti Yahudilerin savaş zamanında haksız kazançtan dolayı cezalandırılması, sırf Yahudiler değil tabii ki bütün gayrimüslimler üzerine yapılan bir vergi. Benim baba tarafım bu vergiyi ödeyebilirken anne tarafım bu vergiyi ödeyemediği için benim annemin dayısı Aşkale'ye taş kırmaya yollandı. Biz bunu ailecek hissettik, bu verginin acısını. Baba tarafım iflas etti ama ödeyebildi vergiyi. Ve bu tabii ki Yahudilerin iflası ve tabii ki oraya yollanan Yahudilerden boşalan yerlere Türklerin, Müslüman Türklerin yerleştirilerek piyasanın dominasyonunun Türkler tarafından yeniden sağlanması öne çıktı. Aliya'dan İlker hocam bahsedecek. Ben sadece 1923 yılındaki 1923-48 yılları arasındaki Aliyaların sebeplerine değiniyorum ve bitiriyorum hocam. Bunun sebebi ayrımcı siyasetlerden kaynaklanıyor ki bu aralarında varlık vergisi ve Trakya olayları var. Ekonomik sebeplerden yine varlık vergisi ve Yahudilerin işlerinden kovulmalarını görüyoruz. Bir de bana kalırsa en önemlisi, Yahudilerin ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şekilde kendilerini Türklere, Türk olarak kabul ettirememelerinden kaynaklanıyor. Bunun da sebebi İslami hukukta çoğu arkadaşımız yine bilir, ehl zimma, yani zimmi olarak görülmelerinin sebebi. Yani bir şekilde siz gayrimüslim olarak Müslüman dominasyonu altında ipoteklisiniz. Dolayısıyla o sizi koruyor ve size bakıyor ama siz hiçbir zaman onun bir parçası olmuyorsunuz. Yani yeni bir ulusal milliyetçilik tanımı bile bu algıyı, 1299-1923 yılları arasındaki bu yapıyı yıkamıyor. Bunun doğal sonucu olarak da Siyonizm ortaya çıkıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.